Şeyle başlayalım istersen, en çok konuşulan. Evet. Yani dedeniz bir hain miydi? Nasıl başlangıçtır bu? Ya Vahdettin denildiği zaman Türkiye'de maalesef hain kelimesiyle Türkiye'de sinirlenirce anıldı. Kullanılırdı. Hala kullanan çevreler var biliyorsun. Çevreler var, evet. Hala var yani, günümüzde de basın yayında. Yani şuna akıl edemiyorlar. Yani günümüzden baktığınız zaman devletin sahibi zaten hükümdür. Yani kendi kendine mi ihanet edecek? Yani bu ihanet eden farklı gruplar çıkabilir ama orada bir hükümdarın daha farklı bakılması lazım. Siz ne düşünüyorsunuz? Beyefendi. Ben... Hep her programda söylüyorum. Erhan bizim bir vecizemize tam bir örnek teşkil eder. Boş boğazı cehenneme atmışlar. Odun yaş demiş. Kurusunu getirip yakmışlar. Hayır, aslında benim heyecanımı neden? Gerçekten azaltmak için iyi ki bunu sordunuz. Merhum büyük bedeviniz hakkında bazı çevrelerde memleket sevgisiyle alakalı ters bazı yorumlar yapılır. Bak sana kaç kere söyledim. O Osmanlı döneminde kardeşim. Bugün de öyledir. Tabii nezaket değişmez. Ben son derece iyi anlıyorum. Lütfen siz devam cariye, edin. Cariye efendim yeni hareme götürülmüş. Köyünden almışlar. Evet. Kız ağlıyormuş. Bana ne oldu da ben de bilemem. Eski alevi hiç göremem. Ah anacığım diye türkü söylüyormuş. Kalfa kadın gelmiş. Sus terbiyesiz demiş. Öyle mi söylüyor demiş. Bendenize ne oldu da bendeniz hiç bilemem. Ah vali sabıkamı hiç fark edemem. Ah valideciğim. O hesap herhalde bunları anlatamadık. Biz daha yalın gidiyoruz. Evet Erhan Bey, ben sizin yalın tarzınızı seviyorum. Çok teşekkür ederim. Benim şah babam hain değildi. Ve maalesef ben ilkokulda ve ortaokulda dedem için hain yazan satırları okumak zorunda bırakıldım. Ama ilkokul birinci sınıfta olmama rağmen bunu da ben hatırlamıyorum. Benim aklım bunu silmiş. İlkokul arkadaşım Filiz Ezercibaşı bana geçenlerde hatırlattı. Ben okuma sırası bana geldiğinde ve nedendir ki öğretmenim tam o satırları bana denk getiriyor. Benim dedem hain değildi deyip sınıftan çıkıp gitmişim. Bunu bakın benim aklım silmiş, benim arkadaşım hatırlattı. Sonra orta üçte ve lise sonda biliyorsunuz o zamanki şey içinde okutulurdu tarih, Osmanlı tarihi. Orta üçte tekrar aynı hakarete maruz kaldım ve tarihten ihmale kaldım ben. Hep ihmale kaldım. Tarihten. Özellikle evet Osmanlı tarihinden ihmale kaldım Osmanlı çünkü tarihinde. Hiç çalışmadım. Orta üçte aslında... Allah'tan şey vardı yani tekrar bir bitirme sınavları vardı. Dolayısıyla o sınavları verip geçtim. Lise sonunda Nur içinde yatsın Vacide Budak hocam son derece büyük bir tarih hocasıydı benim için. Beni çok hoş tuttu. Çok hoş ama o da bana sevdiremedi Osmanlı tarihini. Ve maalesef lise sonunda da tarihten ihmale kaldım. Sonra sınavda geçtim. Yani tabii ki benim dedem hain değildi. Pardon, tarihten ikbale kalmanız, evet. Protesto etmeniz yüzünden miydi? Çalışmadım Murat Bey. Çalışmadınız. Yani ben dedemin hain olduğunu okuyarak nasıl o kitabı çalışayım? Mümkün değil çünkü ben o arada anneannemle yaşıyorum evde. Kızıyla yani Sultan Mahmut. Evet, anneannemle yaşıyorum ve çok seviyorum. Yani canlı tarih benim evimde yaşıyor. Ayrıca biliyorsunuz büyük babam... İki İstiklal Madalya sahibi İsmail Hakkı Oktay. Ondan da öbür taraflarını dinliyorum. Dolayısıyla Sultan Vahdettin'in hain olmadığını çok iyi biliyorum. Ve tabii ki Murat Bey Şah Baba'yı yazdıktan sonra da çocukluğumdan beri hayalim olan böyle bir programa katılmayı hayal edebilir miydim bilmiyorum ama çok teşekkür ediyorum. Aman efendim, estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. O aileye ben teşekkür borçluyum. Tabii şey var. Bütün arşivi açtılar. Doğru. O sahip. Kimseye o nasip olmadı şimdiye kadar. Ve güven. En önemli. Onlar da size güvendiler, rahmetli onun için anneleri, açtılar. Ümeyra Hanım Sultanlar, Nesli Şah Sultanlar rahmetli. Hazade Sultan 70 küsur sene kapalı tuttukları arşivi sağ olsun ilk defa bana açtılar. Tabii biliyorsunuz sadece Sultan Vahdettin hakkında değil, bütün Osmanlı tarihi hakkında çok olumsuz imaj vardı. Padişahlar cahil, Osmanlı cahil, Cebel Tarık Boğazı'nı bilmez falan böyle. Osmanlı. Yani Halil İnancık Hoca'nın, Allah uzun ömür versin hocamıza, çok güzel bir sözü vardır.
Bütün Osmanlı tarihi baştan sona yeniden yazılmıştır, yazılması lazımdır. Baştan sona yanlıştırdır. Yani çünkü bir cihan devleti, yani Roma ile kıyaslanabilecek büyük bir imparatorluğu biz sıradan bir ortaçağ devleti gibi gösterdik senelerce. Yalnızca Vahdettin'le alakalı bir şey değil. Yani koskoca Fas'a kadar sınırı gitmiş, Cebel Tarih'i bilmiyor vesaire. Yani böyle işte bilim yok, şu yok filan. Sadece kılıçla bir devlet 600 sene kalır mı hayatta? Yani Timur kalabildi mi? Kalamadı. Yani belli bir şeyden sonra veya Cengiz kaldı. Devrimler her zaman tepki, bir önceki oluşuma tepki gösterirler. İlk dönemler normal. Yani bana ama göre. Evet, yani normal ama bunun 1990'lara kadar... Bak, Türkiye'de dönüm noktası ne zaman biliyor musun? Millet fark etmedi. 1999. Niye? 700. yıl. 700. yılda devlet, millet Osmanlı tarihiyle barıştı. Ve bunda İlber Hoca'nın çok büyük payı var. Yani o televizyon konuşmalarında mesela hep şu soru sorulurdu hocaya. Cumhuriyet Osmanlı'nın devamı mıdır? Ya böyle bir soru sorulur mu? Yani dünyada bir yerde gidip siz Fransızlara vesairelere şunu bir sorabilir misiniz? Veya gidip İngiltere'de şu hanedan şunun devamıdır, devlet devamıdır? Yani ben hatırlıyorum o televizyon programı. Tamam, şimdi en çok o soruldu. O felsefeleri konuşuruz da konuğumuz olduğunu unuttum sen. Siz Sultan Vahdettin'in torunu olduğunuzu ne zaman öğrendiniz? Ne anlattılar size mesela? Sen şu aileden geliyorsun. Senin bir deden son sadrazamdı. Öbür deden son padişahtı. Ne anlattılar? Nasıl öğrendiler? Ben tabii... Siz Ulviye Sultan'ı hatırlıyorsunuz tabii. Ulviye Sultan, anneannem, yani ben 14 yaşındayken vefat etti. Yani. Ve ben doğduktan sonra Söke'de yaşadığı için ikinci eşiyle bizim bahçedeki babamın kendileri için yaptığı bir evde tabii ki çok iyi hatırlıyorum. Çok da iyi vakit geçirdim anneannemle. Sorunuzu tekrar alayım. Bak, öyle bir soru sordun ki hanımefendinin gözlerine yaşadın. Hayır. Hayır, benim soruma cevap verdi. Sen soru sormayı beceremedin için böyle. Estağfurullah, ben çok teşekkür ederim. Bu sorunun birdenbire ilk başta çıkmasına. Hanzade Hanım'da heyecan var. Yani o, evet, biz çok heyecanlı. Yani heyecan var. Ama heyecan var, sende patavatsızlık var. İşte, estağfurullah. Tabii benim sorum cevabını evet. Aldım, sen alamadın. Yani Sultan Vahdettin'in... Size bahsedilmesi. Torunu olduğunuzu, o yani, aileyi size nasıl anlattı? Bana kimse anlatmadı. Ben Sultan Vahdettin'in tabii yani hain olduğunu okuldaki kitaplardan. Kim olduğunu? Padişah torunu olduğunuzu mesela. Ona anlatmalarına lüzum yoktu. Çünkü kızı zaten anneannemdi ve karşıdaki evde oturuyordu. Ve devamlı bana saraydan, eskiden hep anlatırdı. Hatta kuzinlerim Nilgün'le Canan hep beraber bir arada gidip dinlerdik. Anneannem çok hoş sohbetti, çok güzel masal gibi anlatırdı her şeyi.